Herkese merhaba. Ben mimar Nazlı Göçmen. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bu haftaki projemi Ankara Mamak'ta arsası bulunan bir müşterimize tasarladım. Tek kattan oluşan bu evimizde salon yarı bağımsız mutfak kullanılırken 2 adet oda, kiler, depo ve otopark gibi mekanlarda planlanmıştır. Bu projemizin planı M10-1621 kodlu projemizin planı ile neredeyse aynıdır. Müşterimizin talebiyle birkaç değişiklik yapılmıştır. Müşterimizin ve bulunduğu şehrin şartlarına uygun olarak tasarlanan bu proje genelinde kırma çatı kullanılmıştır. Cephe olarak M10-1621 kodlu projeden çok daha farklı bir cephe tasarladık. Burada aslında neredeyse aynı plandan nasıl bambaşka cepheler çıkabilir bunu da görmüş oluyoruz. Öncelikle projemize haritadan bir bakalım. İlk olarak arazimizin bulunduğu bölgeyi küçük ölçeklerini inceleyelim. Beyaz olarak işaretli kısım arazimizin bulunduğu alandır. Ölçeğimizi büyütüp arazimizin çevresine baktığımızda arsa etrafında yapılaşmalar olduğunu görüyoruz ve bu arsamız 664 metrekare alana sahiptir. Arsamızın güneybatı cephesinden yol geçtiği için yol cephelerinden 7 metre çekme mesafemiz mevcuttu. Yolun paralelindeki cepheden ise 5 metre çekme mesafemiz mevcut. Komşu parsellerden ise 3'er metre çekme mesafemiz mevcuttur. Evimize arsamızın güneybatı tarafındaki yoldan giriyoruz. Araç girişimiz buradan, yaya girişimiz ise buradandır. Evimizin oturum alanı ise 156 metrekaredir. Evimize 5 metrekarelik giriş verandasından girip 7.9 metrekarelik antre ile karşılaşmaktayız. Sağ tarafımızda vestiyer alanımız bulunmaktadır. Sol tarafımızda ise dresörümüz mevcuttur. Girişimizin sol tarafında kiler olarak kullanacağımız 3.3 metrekarelik bir depolama alanımız bulunmaktadır. Kiler kapısını alan kaybetmemek adına bu planda da mutfaktan açmaktansa hol kısmından açma kararı aldık. Antreden devam ettikçe girişe yakın olan ama kapısı hol kısmında planlanan WC'mizi görmektesiniz. İlerledikçe yarı bağımsız olarak planlanan salon ve mutfak alanımıza geçiyoruz. Mutfak ve salon kısmının ayrımında bilerek bir sürgülü kapı tercih edildi. Mutfak kısmımıza ulaşım holden ve salondan ayrı ayrı olarak planlanmıştır. Salon kısmımızda ilk olarak mutfakla yakın olarak tasarlanan yemek alanını görmektesiniz. Onun devamında ise geniş penceremizle manzaraya doğru yönelen koltuklarımızı görmektesiniz. Salonun sağ tarafında ise bir kitap okuma köşemiz bulunmaktadır. Mutfak bölümümüzde ise buzdolabı ve ankastre olabilecek ögeler burada değerlendirilirken devamı tezgah olarak planlanmıştır. Veranda tarafına doğru tezgah uzatılarak ada olarak kullanılmıştır. Mutfakta ev üstünde pencere kullanılırken veranda tarafına doğru uzatılan ada üzerinde de bir pencere planlanmıştır. 15 metrekarelik verandamıza ise hem salondan hem de mutfaktan ayrı ayrı ulaşım sağlanmaktadır. Antreye geri dönüp sağ tarafımıza yöneldiğimizde gece holü dediğimiz yatma birimlerimizin planlandığı alanımıza yöneliyoruz. İlk olarak 14.8 metrekarelik yatak odamızı görüyoruz. Onun hemen karşısında ise çocuklar için planlanan 12.4 metrekarelik odamızı görüyoruz ve bu odalarımızın ortasında ise genel banyomuz mevcuttur. Planımızda son bahsetmek istediğim mevzu ise kapalı otopark. 34 metrekarelik bir otoparkımızın şu alanında bir hobi alanı ve depolama alanı planlandı. M10-1621 kodlu projemiz ile bu projemiz arasındaki farkları toparlayacak olursak, depo kısmı otopark alanında değerlendirildi. Ebeveyn banyosu kaldırıldı. Bazı alanlar metraj olarak küçültüldü. Salondaki şöminemiz ise köşeye doğru çekildi. Zemin katımız 156 metrekare brüt alana sahiptir. Cephelerimizden projemizi tanıtmaya devam edelim. Baktığımız bu cephemiz giriş cephemizdir. Modern ve sade bir tasarıma sahiptir. Sağ taraftaki kütlemiz ebeveyn yatak odamızın kütlesidir. Sol tarafta ise garaj kapımızı görmektesiniz. Bu kütlelerin tam ortasında ise evimizin girişi mevcuttur. Bu açımıza bir de çatımızdan bahsetmek istiyorum. Kırma çatı kullandığımız bu evimizin çatısının alt kısımlarında kar tutucular kullanılmıştır. Girişimizin üstünde ise çatı çıkış kapağımızı görmektesiniz. Burada ise veranda ve salon kütlemize bakıyoruz. Bu alandaki penceremiz mutfakta ada üstünde kullandığımız penceremizdir. Bu alanda hem kahvaltı yaparken hem de manzaranın görselinden yararlanılmak istendi. Mutfağın sağ tarafındaki pencere ise evi üzerinde olan penceremizdir. Bu penceremiz ilk tasarımda bitişik ve L şeklinde planlanmıştı. Projede ayırma kararı aldık.
Sağ taraftaki bank penceremizin olduğu kütle ise otoparkımızın bulunduğu kütlemizdir. Burada salon ve mutfak kütlesinden daha geniş bir açıdan bakıyoruz. Bu projemizde yine M10-1621 kodlu projemizde olduğu gibi bu cephede beyaz renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Verandamız müşterimizin isteğiyle ilerleyen aşamalarda kapanacak şekilde planlanmıştır. Burada cam balkonla kapandığında nasıl gözüktüğünü hep birlikte görmek adına sonunda böyle bir görsel kullanmak istedik. Salon kütlemizdeki manzaraya bakan penceremizi görmektesiniz. Bu alanda müşterimiz bir de sobayı salon penceresinin tam ortasında görmek istedi. Fakat daha sonra sobanın salonun köşesinde kullanmanın daha doğru olacağına karar verdik. Hem manzarayı bölmemesi adına hem de salon yerleşimi için bu şekilde çok daha uygun oldu. Burada ise salondan sol kısımda planladığımız okuma alanında bulunan penceremizi görmektesiniz. Sol taraftaki penceremiz ise çocuk odasının penceresidir. Yine bu cephemizdeki penceremiz ise genel banyomuzun penceresidir. Bu açımızda ise otopark kütlemizin olduğu cephemize bakıyoruz. Malzemelerimizi inceleyecek olursak, proje genelinde duvarlarda sıva boya uygulaması kullanılacak. Cephe açıklıklarında antresit PVC doğramalar tercih edildi. Çatılarda antresit renk metal kiremit çatı tercih edildi. Duvarlarda antresit olarak kullandığımız alanlarda ise fugalı betonan kullanıldı. İç mekanlarla projemizi tanıtmaya devam edelim. Sade ve modern bir havanın hakim olduğu salonumuzda ferahlık ilk dikkatimizi çeken unsurlardan. Metrajı olarak çok büyük bir salonumuz mevcut olmadığından olabildiğince ferah bir alan tasarlamak istedim. Manzaraya hakim olan penceremizin sol tarafında bir sobamız mevcut. Sobamızın etrafı kapatılarak dekoratif bir alan elde edildi. Penceremizin sağ tarafında ise okuma alanımızı görmektesiniz. Bu alan bence okuma alanı için bu evde en uygun olan yerde olduğunu düşünüyorum. İki cepheden de ışık alan bu alanımızda kitap okumak eminim çok keyifli olacaktır. Bu projemizde salon yerleşiminde birkaç değişiklik mevcut. TV ünitemiz sağdaki duvarda değerlendirilirken manzarayı hiç kesmeden görebileceğimiz bir penceremiz mevcuttur. Koltuklarımız ise müşterimizin isteği ile L koltuk yerine oturma grubu kullanıldı. Bu açıda ise okuma köşemizden mutfak alanına doğru bakıyoruz. Müşterimizin isteğiyle mutfak ve salon arasında sürgülü kapı kullanıldı. Salon kapısında müşterimiz kanatlı bir kapı kullanmak istiyor ama bu alanda da sürgülü kapı tercih edilebilir. Burada ise mutfak alanımıza bakıyoruz. Alt kapaklarda antresinek dolap kapakları kullanılırken iç kısımlara doğru ahşap renk tercih ettim. Sağ tarafta ise tezgahın devamında kullandığımız odamızı görmektesiniz. Proje hakkında anlatacaklarım bu kadar. Siz değerli takipçilerimizin proje hakkındaki beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmında görmek isteriz. Yepyeni projelerle gelecek haftalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.